Merhabalar. Benjamin Graham'ın Akıllı Yatırımcı kitabının özetini çevirdim. Bununla ilgili konuşacağım. Warren Buffett'ın yatırımcılık hakkında gelmiş geçmiş en iyi kitap dediği bir kitap. Önemli. Bazılarına göre biraz eski kalmış olsa da hala önemli. Not: bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Kitap özeti çevirisidir. Bu kitap nedir? Benjamin Graham'ın 1949'da yazdığı Akıllı Yatırımcı muhtemelen şimdiye kadar yazılmış en önemli ve etkili yatırım kitabıdır. Tüm yatırımcılar için bir kutsal kitap olan bu kitap, yatırım kavramının basit anlaşılabilir hale getirerek sıradan bir bireyin bile akıllı bir yatırımcı olabilmesini sağlamıştır. Kitap aynı zamanda yatırım mesleğinin iki kavramı tanıtmasıyla da ünlüdür. Alegorik buy market ve güvenlik marjı kavramı. Warren Buffett'ın bu kitabı yatırım üzerine şimdiye kadar yazılmış en iyi kitap olarak nitelendirilmiş olması da onu önemli kılmaktadır. Benjamin Graham. Benjamin Graham, Britanya doğumlu Amerikalı bir finansal analisttir. Yatırımcı ve profesördür. Yaygın olarak değer yatırımının babası olarak bilinir ve disiplinin kurucu metinlerinden ikisini yazmıştır. Bunlar David Dodd ile Güvenlik Analizi 1934 ve Akıllı Yatırımcı 1949'dur. Yatırım felsefesi bağımsız düşünme, duygusal tarafsızlık ve dikkatli güvenlik analizini vurgulayarak bir hisse senedinin fiyatını altında yatan işin değerinden ayırmanın önemini vurgulamıştır. Kitaptan çıkarılacak temel dersler şunlardır. Yatırımcılara iki ana tip ayrılır: girişimci yatırımcılar ve savunma yatırımcısı. Spekülasyon ve yatırım arasındaki farkı anlamak önemlidir. Spekülasyon nedir? Spekülasyon aslında herkesin yaptığı bir şeydir. Bir şeyin nasıl olacağına dair tahminde bulunmak gibi basitleştirebiliriz. Manipülasyon ise bir değiştirme işlemidir. Bir şeyin olmasını istediğiniz şekilde değiştirme işlemi de diyebiliriz. Girişimci yatırımcılar yatırım yapmayı bir iş gibi görmeli ve zamanlarını ve enerjilerini buna ayırmalıdır. Çoğu yatırımcının yatırımı bir iş olarak görecek zamanı yoktur. Bu nedenle savunma stratejisi izlemeleri gerekmektedir. Piyasa zamanlamasının ve öngörülerin işe yaradığını gösteren hiçbir kanıt yoktur. Değer yatırımcıları değişen hisse senedi fiyatlarından ziyade sahip oldukları firmanın faaliyet performansına ve temettülerine odaklanmalıdır. Değeri ölçerken firmanın kazanma kabiliyetini kontrol edilmelidir. Daha sonra varlık değerlerini çarpın ve ayarlayın. Hissedarlar yönetimin güvenilirliğini kontrol etmelidirler. Hissedarlar mülkiyetten sorumludurlar. Onların da belirli hakları vardır. Bu nedenle hissedarların onları ciddi ve tutarlı bir şekilde istihdam etmesi gerekir. Dezavantajlarımızı sınırlamak için her zaman bir güvenlik marjı kullanılmalıdır. Akıllı bir yatırımcı olun ve yatırım ile spekülasyon arasındaki farkı anlayın. Akıllı yatırımcı sabırlı, disiplinli ve öğrenmeyi istekli olanıdır. Ayrıca duygularını kontrol altına alabilir ve kendisi adına düşünebilir. Bu tür bir akıl beyinden çok karakterin bir özelliğidir. Akıllı bir yatırımcı olmanın ilk adımı yatırım yapmak için spekülasyon yapmak arasındaki farkı anlamaktır. Yani yatırım varlığın risk getiri özelliklerinin belirlenmesini de içeren bir yatırım kapsamlı bir analizi gerektirir. Bir yatırım prensip güvenliğini ve yeterli getiriyi vaat etme yeteneğine sahiptir. Spekülasyon ise araştırma ve analize dayanmayan yatırım kaynaklarının alınmasını içerir ve dolayısıyla sermaye kayıp olasılığı yüksek olabilir. Yatırımcılar spekülatif pozisyonlara çılgın para hesabı olarak da bilinir. Tahsislerin yatırım fonlarının %10'undan fazla olmayacak şekilde sınırlamalıdırlar. Spekülatif hesaptaki parayı yatırım hesabındaki parayla asla karıştırmayın. Hisse senetleri gelecekte iyi ya da kötü performans gösterecek. Çünkü aralarındaki işletmeler iyi ya da kötü performans, arkalarındaki işletmeler de iyi ya da kötü performans gösterecektir. Ne daha çok ne de daha az. Akıllı yatırımcı yalnızca hisse senedi fiyat hareketlerine tepki olarak hisse senedi pozisyonlarından asla çıkmayacaktır. Her zaman önce şirketin temelindeki işlerin değerinin değişip değişmediğini soracak ve ardından buna tepki vereceklerdir. Akıllı yatırımcı sadece kendisine uygun olduğunda güncel hisse fiyatına dikkat eder. Varlıklarındaki haksız piyasa düşüşlerine endişe duymasına izin veren yatırımcı aslında temel avantajını temel bir dezavantaja dönüştürür. Spekülatörün temel amacı piyasadaki dalgalanmaları öngörmek ve bundan kar sağlamaktır. Yatırımcının öncelikli ilgisi uygun menkul kıymetleri uygun fiyatlarla elde etmek ve elde tutmaktır. Yatırım yapmak başkalarının onların oyununda yenmek değil, kendi oyunumuzu kendimiz kontrol etmektir. Çoğu yatırımcı başarısız olmaktadır çünkü borsanın şu anda ne yaptığından çok bir saniye. Çoğu yatırımcı başarısız oluyor çünkü borsanın şu anda ne yaptığına çok fazla dikkat ediyorlar. Pardon. Hisse senedi piyasası oynaklı ve buy piyasa konseptine giriş. Özel bir şirkette bize maliyeti 1.000 dolar olan küçük hisselere sahip olduğumuzu düşünün.
Ortaklarımızdan birinin adı Bay Market. Bay Market çok yardımsever bir ortaktır. Her gün bize faizimizin ne kadar ettiğini anlatıyor ve sürekli bize satın almayı ya da buna göre ek faiz satmayı teklif ediyor. Bazen onun değer fikri bildiğimiz şekilde ticari gelişmeler ve beklentiler tarafından haklı ve makul görünüyor. Öte yandan Bay Market çoğu zaman coşkusun ya da korkuların etkisiyle birlikte kaçmasına izin verir ve önerdiği değer size biraz aptalca görünür. Eğer basiretli bir yatırımcı ya da mantıklı bir iş adamıysak, Buy Market'in günlük iletişiminin girişimdeki 1000 dolarlık hissenin değeri hakkında görüşümüzü belirlemesine izin verecek miyiz? Ancak onunla aynı fikirde olduğumuzda veya onunla ticaret yapmak istediğimizde, günlük derecede yüksek bir fiyat teklif ettiğinde ona satmaktan mutlu olabiliriz ve fiyatı düşük olduğunda da ondan satın almaktan aynı derecede mutlu olabiliriz. Ancak geri kalan zamanlarda işletmenin faaliyetleri ve mali durumu hakkında aldığımız tam raporlara dayanarak varlığımızın değeri hakkında kendi görüşlerimizi oluşturmamız daha akıllıca olacaktır. Sessiz baskıncı enflasyon. Enflasyon gerçektir ve zamanla satın alma gücümüzü aşındırır. 10 yıl önceki 1 dolar bugün 1 dolardan daha değerlidir. Bunun anlamı nakitin korkunç bir yatırım olduğudur. Daha fazla nakit elde etmek için nakitten faydalanmamız gerekmektedir. Enflasyonu yenmek için nakit yatırımı yapmamız gerekmektedir. Yatırımcılar genellikle enflasyonun önemini gözden kaçırırlar. Psikologlar buna para yanılması adını verirler. Örneğin enflasyonun %4 olduğu bir yılda maaşımıza %2 zam alırsak, enflasyonun 0 olduğu bir yılda maaşımızı %2 kesinti yapmamıza kıyasla kesinlikle daha iyi hissedeceğiz. Ancak yukarıda bahsedilen senaryodaki her iki değişiklik bizi hemen hemen aynı durumda bırakıyor. Enflasyondan sonra %2 daha kötü bir durum. Uzun vadeli hisse senetlerini ve gayrimenkul yatırım ortaklara yatırım yapmak, yatırımcıların kazançlarını, yatırım getirilerini enflasyonun kötü etkilerinden korumalarına yardımcı olabilir. Ne tür bir yatırımcı olmalısınız? Bir yatırımda bekleyebileceğiniz getirinin almaya hazır olduğunuz riskle doğru orantılı olduğuna yaygın olarak inanılmaktadır. Bu temel olarak yüksek riskin yüksek getiriye, düşük riskin ise düşük getiriye eşit olduğu inancına dönüşür. Ancak bir yatırımcının bekleyebileceği getiri oranı yalnızca risk faktörünün bir fonksiyonu değil, aynı zamanda araştırmaya yatırmak istediği çaba miktarında bir fonksiyondur. Alabileceğiniz risk miktarını belirlemek için kendinize şunları sorun. Bekar mısın, evli misin? Eşiniz veya partnerinizin geçimini sağlamak için ne yapıyor? Çocuğunuz var mı veya olacak mı? Öğrenim faturaları ne zaman eve yansıyacak? Miras olarak parayı mı alacaksınız yoksa yaşlanan hasta bebeğinlerden mali olarak sorumlu olacak mısınız? Hangi faktörler kariyerinize zarar verebilir? Bir banka ya da inşaatçı için çalışıyorsanız faiz oranlarındaki bir sıçrama sizi işten çıkarabilir. Bir kimya üreticisi için çalışıyorsanız yükselen petrol fiyatları kötü haber olabilir. Serbest meslek sahibiyseniz sizinkine benzer işletmeler ne kadar süre ayakta kalabiliyorlar? Nakit gelirinizi desteklemek için yatırımlarınıza mı ihtiyacınız var? Genel olarak tahviller olur, hisse senetleri olmaz. Maaşınız ve harcama ihtiyaçlarınız göz önüne aldığınızda yatırımlarınıza ne kadar para kaybetmeyi göze alabilirsiniz? Defansif yatırımcı için yüksek dereceli tahviller ve hisse senetleri. Defansif yatırımcı fonlarını yüksek dereceli tahviller ve yüksek dereceli ortak hisseler senetleri arasında bölüştürmelidirler. Hisse senedi ve tahviller arasındaki standart bölümüne %50 ya 50 eşit olmalıdır. Ortak hisse senetlerindeki yüzdeyi arttırmanın sağlam bir nedeni ayı piyasasında pazarlık fiyata daha fazla hisse senedi bulunmasıdır. Tersine piyasa seviyesinin tehlikeli derece yükseldiğinde hisse senedi bileşenin %50'sinin altına düşürmelidirler. Yatırım fonlarına yatırım yapmak savunma yatırımcısı için daha uygundur. Defansif yatırımcı için hisse senedi seçimi. İşletmenin büyüklüğünün yeterliliği daha değişken olan küçük şirketleri hariç tutun. Yeterince güçlü bir mali durum, sanayi firmaları için dönen varlıklar mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır. Uzun vadeli borçlar net dönem varlıklardan daha fazla olmamalıdır. Kamu hizmetlerinde borç öz sermayenin iki katını aşmamalıdır. Kazanç istikrarı son 10 yılın her biri için pozitif bir kazanç olmalıdır. Temettü kayıtları son 20 yıldır kesintisiz olmalıdır. Kazanç artışı başlangıç ve bitişteki 3 yıllık ortalamalar kullanılarak son 10 yılda hisse başına kazançta en az 3'te 1'lik bir artış. Orta fiyat kazanç oranı son 3 yılın ortalama kazancının 15 katından fazla değil. Fiyatın varlıklara makul bir oranı. Son bildirilen defter değerinin 1,5 katından fazla olmamalıdır. Ancak 15'in altında düşük bir PE oranı fiyatın değer defterine göre daha yüksek olmasını haklı gösterebilir. PE oranı çarpı PB oranı 22,5'tan fazla olmamalıdır. Girişimci yatırımcı için hisse senedi seçimi. Mali durum. Dönem varlıklar mevcut yükümlülüklerin en az 1,5 katı ve borçlar
Net dönem varlıklarının %110'undan fazla olmamalı sanayi şirketleri için. Kazanç istikrarı son 5 yılda açık olmamalı. Temettü kayıtları mevcut bir miktar temettü. Kazanç artışı tutarlı kazanç artışı. Fiyat net maddi varlıkların %20'sinden az. En iyi profesyonel yatırımcıların çoğunun bir hisse senediyle ilk olarak hisse fiyatı yükseldiğinde değil düştüğüyle ilgilendiğini unutmamak önemlidir. Yeni 52 haftanın en düşük seviyelerinin günlük listesine bakmak başlamak için harika bir yol olabilir. Girişimci yatırımcı için portföy politikası. Düşük piyasalarda alım ve yüksek piyasalarda satış, piyasaya durgunluk dönemlerinde girin ve yükselişin ileri aşamalarında çıkın. Dikkatlice seçilmiş büyüme hisse senetleri satın almak. Büyüme hisse senedi geçmişte ortalamadan daha iyi performans gösteren ve gelecekte de bu şekilde performans göstermesi beklenen bir hisse senedi olarak tanımlanabilir. Çeşitli türlerde pazarlıklı ihraçlar. Genellikle şu anda hayal kırıklığı yaratan sonuçlar ve popülerliğin uzun süreli ihmal edilmesiyle yaratılır. Özel durumlara ve satın alma. Örneğin potansiyel satın alma hedeflerini satın almak genellikle daha küçük şirketler. Nispeten popüler olmayan büyük bir şirketi satın almak. Büyümeyi sürdüren küçük şirketler son derece yüksek bir katsayıda işlem yaparken büyük şirketler mevcut popülerlik nedeniyle son derece düşük bir katsayıda işlem görüyor olabilir. Büyük şirketlerin avantajı daha istikrarlı olmalıdır. Yatırım seçimi, hisse senetleri ve tahvilleri nasıl analiz edilir? Tahvilleri analiz ederken dikkat edilmesi gereken önemli kriter, toplam faiz masraflarının mevcut kazançlar tarafından kaç kez karşılandırılır? En az 7 yıllık geçmişi analiz etmeliyiz. Tercih edilen hisse senetleri için geçmişteki 7 yıl boyunca tahvil faizi ve imtiyazlı temettüleri mevcut kazançları tarafından kaç kez karşılandırılır? Hisse senetleri için şirketin değerlendirmelerinin şirketin borsada işlem gördüğü mevcut fiyatla karşılaşmamız gerekiyor. Hisse senedinin asıl değerinden daha düşük bir fiyata satın alarak her zaman bir güvenlik marjı aramalıyız. Analiz sırasında geleceğe dair yapmamız gereken varsayımlar ne kadar az olursa hata olasılığı da o kadar az olur. Hisse senedi analizinden çok fazla varsayımda bulunmakta kaçının. Girişimci yatırımcının bir hisse senedi için ne kadar ödemesi gerektiğini belirleyen unsurlar, şirketin uzun vadede beklentileri. Finansal tablolarda şu iki soruyu yanıtlayan kanıtları toplayın. Bu şirketi büyüten nedir? Karları nereden geliyor ve nereden gelecek? Aşağıdaki özellikle sahip şirketleri arayın. Geniş bir hendek veya rekabet avantajına sahip olan, kısa sprint koşusu yerine uzun maraton koşan, ne ektiğinize odaklanan. 2. Yönetim etkinliği. Ne yapacağını söyleyen ve söylediklerini yapan yönetimleri arayın. İyi bir yönetim başarısızlıkları kabul eder ve onların sorumluluğunu alır. 3. Finansal güç ve sermaye yapısı. İyi bir işletme tükettiğinden daha fazla nakit üretir. Nakit akış tablosunda faaliyetlerden edinilen nakdin son 10 yılda istikrarlı bir şekilde büyüyüp büyümediğini görün. 4. Temettü kaydı. Yüksek kaliteli şirketlerin belirlenen en kesin yöntemi uzun yıllar öncesine dayanan 20 yıl tercih edilir. Temettü ödemelerinin kesintisiz kaydıdır. 5. Mevcut temettü oranı. 6. Uzun vadeli düşünün. Uzun vadeye bakmak şirketin gelecekteki sağlığına ilişkin daha iyi bir gösterge sağlar. 7. Dipnotlara bakın. Agresif gelir tanımına uygulamalarına karşı dikkatli olun. Bu derin ve büyük tehlikelerin bir işaretidir. Ayrıca yeri geldiğinde gelir karşılığını gider talep etmeyen şirketlere karşı dikkatli olun. Bunun yerine bu giderleri net geliri azaltmak yerine şirketin toplam varlıklarını arttıran bir sermaye malzemesi olarak ele alıyorlar. En önemli konsept olan güvenlik marjı. Hisse senedi yatırımında güvenlik marjı şirketin asıl değeri ile onu satın almak için ödediğimiz fiyat arasındaki farktır. Ödenen bedelin miktarı yatırımda en önemli faktördür. Satın alma fiyatını belirlemek ve yalnızca fiyattan veya altında satın alma disiplinine sahip olmak gerçek testin yattığı yerdir. Gerçek değerine göre yeterince düşük bir fiyat, vasat kalitedeki bir hisse senedini bile büyük bir yatırım fırsatına dönüştürebilir. Güvenlik marjı ne kadar büyük olursa para kaybetmeden önce işlerin kötüye gitmesi için o kadar fazla hareket alanımız olur. Eğer gelecek beklediğimiz gibi olursa o yatırımla elde edilecek kar da çok daha yüksek olacaktır. Ne yazık ki dünyada pek fazla insan bir şirketin geleceğine dair doğru tahminlerde bulunamıyor. Her zaman çok fazla ödeme riski bulunmaktadır. Bir güvenlik marjına sahip olmanın nedeni esasen geleceğe dair doğru bir tahminde bulunmayı daha az gerekli kılmaktır. Yanlış tahminler için bir tampon bulunmuş olur. Yatırımcının zarar etmesinin ana nedeninden biri iş koşullarının uygun olduğu zamanlarda güvenlik marjı olmaksızın düşük kaliteli hisse senedi satın almalıdır. Çeşitlendirmede güvenlik marjının önemli bir bileşendir. Yalnızca yeterince geniş bir güvenlik marjına sahip bireysel hisse senetlerine yatırım yaptığınızda şans bizden yana olacaktır. Bazı hisse senetlerini beklediklerimizi karşılarken birçoğu ise karşılamayacaktır. Çeşitlendirme güvenlik marjının faydalarını arttırabilir. Çeşitlendirilmiş bir portföyün ortalamanın üzerine getiri sağlama olasılığı daha yüksektir. Hem analistlere hem de yatırımcıya yardımcı olabilecek 11 kural.
Değeri ölçmek için bir şirketin kazanç kapasitesini tahmin edin. Bunu doğru şekilde çarpın ve varlık değerini hesaba katın. Kazanç kapasitesi firmanın gelecek 5 yıldaki kazancının tahminidir. Bir firmanın bu dönemdeki ortalama kazancını tahmin edin. Bunu geçmiş performansın ortalamasını alarak yapabilirsiniz. Daha sonra geleceğe yönelik marjları ve gelirleri tahmin edin. Önceki yılların rakamlarının kapitalizasyondaki değişiklikleri yansıtacak şekilde ayarlayın. Maksimum 20 ve minimum 8 çarpanı kullanmalısınız. Bu uzun vadeli kazançlarda değişiklik yapılmasına olanak tanır. Kazanç gücüne elde edilen değer, duran varlıkların değerinden yüksekse kazanç değerindeki değişimden çıkarın. Önerilen kazanç gücü değerinin varlık değerinin iki katından yüksek olduğu toplamın dörtte birini çıkarın. Bu ceza hariç maddi varlıklarda %100 prim yapılmasına olanak tanır. Bu değerin net dönem varlıkların değerinden düşük olması durumunda kazanç gücü üzerinden ölçülen değer varyansı %50'sini ekleyin. Savaş, kısa vadeli telif hakları veya kiralamalar gibi olan dış olaylarda değeri buna göre ayarlayın. Tahvil sahipleri, hissedarlar ve imtiyazlı hissedarlar arasında değer atayın. Bu adımdan önce şirket değerini sanki sermaye yapısında sadece hisse senedi varmış gibi hesaplayın. Sermaye yapısında ne kadar çok borç ve imtiyazlı hisse senedi varsa takdir edilen değere o kadar az güvenmeniz gerekir. Bu değere göre karar alınmamalıdır. Ekspertiz güncel piyasa değerinin üçte birinden fazla veya az olduğunda kararınızı buna göre verebilirsiniz. Farklı hasta değerlendirme yalnızca değerlendirmede dikkate alınması gereken bir faktördür. Ve şunu asla unutmayın. Yatırım iş gibi yapıldığında akılcı olur. Bir hisse senedi satın aldığımızda şirketin ortağı oluruz. Değer yatırımı kesinlikle uzun vadeli zenginlik yaratmada harika bir yaklaşımdır. Ancak değer yatırımı aynı zamanda sizin tarafınızdan da önemli miktarda taahhüt gerekmektedir. Bir şirketi incelemeniz onun gerçek veya doğru içsel değerine ulaşmanıza ve ardından o hisse senedi satın almak için en iyi fırsatı yani fiyatın gerçek değerinin altında olduğu zamanı belirlemeniz gerekir. Zaten tam zamanlı bir işiniz varsa veya zamanınızı ve enerjinizi bu tür bir analize yatırma eğiliminiz yoksa yatırım fonlarına yatırım yapmak daha iyi olabilir. Temel olarak yatırım fonları yatırımcının parasını bir havuza toplayan ve daha sonra buna hisse senedi, borç, altın ve benzeri gibi varlık sınıflarına yatıran yatırım araçlarıdır. Hisse senedi yatırımında bazı yatırım fonu programları fon yöneticisinin yatırım ekibiyle birlikte olduğu değer yatırımı yaklaşımını takip eder. Piyasa fiyatlarına göre yüksek indirimle işlem gören ve dolayısıyla iyi bir güvenlik marjına sahip hisse senetleri belirlemek için değer yatırım yöntemi kullanılır. Yatırım fonları aracılığıyla yatırım yapmanın ek bir faydası da size portföyünüzün çeşitlendirme fırsatı sunması ve böylece genel portföy riskini azaltmasıdır. Bu açıdan bakıldığında bir hisse senedini analiz etmek, satın alma fiyatını belirlemek ve en iyi satış fiyatına ulaşana kadar onu takip etmek için çaba harcamanıza gerek kalmadan değerli yatırımcılar olmanızın faydalarınıza yardımcı olacaktır. Kitabı da gözden geçirmeyi unutmayın. Eğer içeriği beğendiniz ise dinlediğiniz için teşekkür ederim.